En İlginçler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde dünyanın bilinmeyen 7 harikasını sizlerle paylaşacağız. Taç Mahal, piramitler ve Çin Seddi'ni hepimiz biliyoruz. Fakat bunların yanında fazla bilinmeyen harikalar da var. İşte dünyanın fazla bilinmeyen 7 harikası. Yenne Büyük Camii, Mali. 1907 yılında yapılan bu cami dünyanın en büyük çamur yapısı. Neredeyse tamamına yakını güneşte kurutulan harç ve sıva malzemesinden yapılmış bir yapı ve 100 yıldan fazla bir süredir ayakta. 1988 yılında UNESCO tarafından kültür mirasları listesine alınan cami benzersiz bir mimariye sahip ve türünün en önemli örneği olarak görülüyor. Romanya Parlamento Sarayı. Bu saray dünyanın gelmiş geçmiş en büyük idari binası. Düşünün ki burası bizim başkanlık sarayımızdan bile büyük. Yer altında 8 ve yer üzerine 12 kat olmak üzere toplamda 20 katlı olan bu binada 3100 adet oda var. 1984 yılında 330 bin metrekare alana inşa edilen bu bina için 30 bin ev ve 30'dan fazla kilise ve sinagogun da aralarında bulunduğu Bükreş'in 5'te 1'lik bir bölgesi yıkılmış. Drevar Surları, Pakistan. 40 adet görkemli kaleden oluşan bu surların çevresi 1,5 kilometre ve yükseklikleri 30 metre. Pakistan'da olmasına rağmen birçok Pakistanlının bile bilmediği bu inanılmaz yapı Çolistan çölünde yer alıyor. Turistik olarak çok tanınmamasının belli başlı sebepleri var. Bunlardan bir tanesi çölde o bölgeye ulaşımın bir hayli zor olması. Bir diğeri ise bölgeyi ziyaret etmek için bölge liderinden özel izin alınması gerekiyor. Chand Bawari Kuyusu, Hindistan. Hindistan'ın Rajasthan kentindeki kare şeklindeki 13 katlı bu görkemli kuyu Hindistan'daki en ilginç yapılardan bir tanesi. Kuyunun içerisinde 30 metre derinliğe inebilmek için tam 3500 farklı basamak bulunuyor. Türünün en büyüğü olan bu kuyu 800-900 yılları arasında yapılmış. Mostar Köprüsü, Bosna Hersek. Çoğu mimari eserin bir hikayesi vardır. Mostar Köprüsü'nün hikayesi ise güzelliğinin önüne geçiyor. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından Bosna'nın Osmanlı himayesinde olduğu 1566 tarihinde yapılan bu köprü 456 adet taş bloktan yapılmış. Avrupa'daki en önemli İslami mimarilerden kabul edilen bu köprü yüzyıllar boyunca Bosna'nın sembol yapısı olmuş fakat Sırplar ile yaptıkları savaş esnasında yıkılmış. Savaş sonrasında yeniden inşa edilen köprünün eski haline döndürülmesi tam 10 yıl sürmüş. 30 metre uzunlukta, 4 metre genişlikte ve 24 metre yüksekliğindeki görkemli köprünün ününe ün katan hikayesi ise yüzyıllardır aşıkların hayatlarına son vermek için seçtikleri bir yer olması. Hindistan Seddi, Hindistan. Çin Seddi büyük bir öneme sahip olduğu için fazla bilinme şansı bulamayan, Kumbalgarh surları olarak da bilinen bu yapı 36 kilometre boyunca uzanıyor ve 4,5 metre genişliğinde bir yürüyüş alanına sahip. 1443 yılında bölgeyi hakimiyeti altında bulunduran Rana Kumba, kalesini koruyabilmek için bu surları yaptırmış. 360'dan fazla manastırı da içerisine alarak koruyan bu devasa yapıda, diğerleri gibi az bilinen görkemli mimari eserlerden bir tanesi. Ve son olarak, Şeyh Lütfullah Camii, İran. İran mimarisinin belki de en önemli eseridir. İsfahan'da bulunan bu eser, Şeyh Abbas döneminde 1603-1619 yılları arasında inşa edilmiştir. Büyük ihtimalle minaresi ve avlusu bulunmadığı için hiçbir zaman halkın kullanımına açılmamıştır. Bir süre Şah'ın haremi için kullanılmıştır. Birçok işlemeleriyle beraber özellikle tavan işlemeleri gün boyunca renk değiştirir. Mozaikleri inanılmaz kompleks bir yapıya sahiptir. Görünüşü büyüleyicidir ve Orta Doğu'nun en güzel mimari eserlerinden bir tanesi demek fazla iddialı olmaz. En İlginçler kanalından bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.